Fatiha suresinin adı Seb'el Medani. Yedi övünç. Rabbul Alemin meleklerine, kullarından bahsediyor, bizlerden bahsediyor, hamd eden insanlardan bahsediyor. Ve diyor ki, Arş-ı Âlâ'nın etrafındaki büyük meleklerine kul bunu okuduğunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diyor. Hamid, Allah'ın lütuflerini, nimetlerini itiraf edip tanımak demek. Kul bunu hamd edince Allah diyor ki Hamedeni Rabbi, kulum bana hamd etti. Meleklerinin yanında o kulunun adını itiraf ediyor. Hamd eden kulları, nimetleri tanıyan kulları. Alemlerin Rabbi dediğimiz zaman dünya bir alem, berzak bir alem, semavat bir alem. Bunun gibi Rabbul Alemin'in yarattığı, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz milyonlarca alemlerden oluşan bir mahlukat zinciri var. Yaratılan zincirler. Biz sadece zahiri gördüklerimizi görüyoruz. Görmediklerimiz Rabbul Alemin'in daima yarattığı ve durmadan yarattığı mahlukatı var. Bunların her biri ayrı bir alem. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd ederim. Rahman, dünyada bütün insanlara rububiyet özelliğini gösteren Allah'ın sıfatıdır. Rabbul Alemin dünyada mümine ve kafire rızık veriyor. Mümine ve kafire evlat veriyor. Mümin ve kafire hepsine imkan veriyor dünyada. Neden? Çünkü kul dünyada imtihan sahasında Cenab-ı Allah dünyada kulunu hesaba çekmiyor. İrade-i cüz'iyeyi vermiş, aklı vermiş ve kendisi için istediği doğru yolu anlatan peygamberleri de göndermiş. O peygamberle beraber Cenab-ı Allah kitapları da göndermiş. Ve ondan sonra diyor ki Rabbul Alemin, İnna hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûren. Kullarım, ben sizlere hakikati gösterdim, doğru yolu gösterdim. İsterseniz bu doğru yoldan gidin, hamd ve şükredin. İsterseniz sizi kandırmak için uğraşan merhum şeytana tabi olun. Kendiniz bilirsiniz. وَلَا عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ حَرَجٍ. Eğer bir insanda akıl yoksa zaten Allah onu hesaba çekmiyor. Akıl varsa o insan Allah'ın vermiş olduğu kitabın mucibince hayata yönelmesi lazım. Kur'an böyle söylediği zaman biz ayrı tarafta gidersek bilelim ki biz irade-i cüz'iyemizi, Allah'ın bize vermiş olduğu özelliği ayrıya götürmemiz, yanlış kullanmış. O zaman Rabbul Alemin bize diyecek ki kulum ben sana akıl vermemiş miydim? Evet ya Rabbi. Peki kitap göndermemiş miydim? Evet ya Rabbi. Peygamber gelmedi mi? Evet ya Rabbi. Peki niye doğru yoluma gitmedin? Hiçbir cevap yok. Rahman sıfatı dünyada bütün insanlara Allah'ın acıması, Allah'ın yardım etmesi, imkan vermesiyle ilgili. Bakıyorsun adam meyhane sahibi, her sene bir meyhane daha açıyor. Rızık çoğalıp gidiyor. Rızık değil de mal. Zaten bizim malla rızık ayırmamız lazım. Mal rızık değil. Malın bir bölümü rızık. İnsan bir sürü mallar sahibi olabilir ama rızık men tefa'te minhu ve istefette minhu. İstifade edebildiği kadar senin rızkın. Örnek vereyim ben size. Bir insan düşünün, adamın elbise fabrikası var. Takım elbise yapıyor. Günde 1000 tane elbise yapıyor. Bu adam bir tane takım elbise giyiyor veya 2 tane takım elbise giyiyor. Onu da giyerken yolun yarısında ölüyor. Elbisesi eskimeden kendisi ölüyor. O kadar elbise üretiyor. Günde bir elbise hiç istifade edemedi. Satıldı, aldı, paralar bir yere yığıldı. Artık ne oldu? Zekat verildi, verilmedi. Ayrı meseleler. Ama İnsan oğlu kendisi için aldığı elbiseyi bile eskidemeden gitti. Ne demek?
kullanabildiği kadarını rızkı ederek bu elbisenin. Ondan sonra o elbiseyi tutup da eğer başka bir insana verdilerse orayı, o insana başka bir insana intikal eder. Başka bir örnek vereyim. Bir insan düşünün, insanın 10 tane apartmanı var, kiraya vermiş, şu kadar para geliyor. Bu insanın rızkı bunlar mı acaba? Hayır. Onun rızkı sadece ondan giyip bitirdiği, giyip eskittiği ve kullandığı kadar. Evin var, evinde oturuyorsun, yolun yarısında ölüyorsun. Herkes biliyorsunuz, hep yolun yarısına gidiyoruz. Hayat devam ediyor ama bizim için bitiyor. Bittiği zaman o evden seni arıyorlar, götürüyorlar, alemi berzaha, kabre koyuyorlar. Peki ev ne oldu? Hani sen rızınsa beraber götürmen lazım değil mi? Ev dünyada kaldı. Demek sen rızın değil. Neymiş o evden sen rızın? Kullanabildiğin kadarı sen rızın. Evindeki bulunan yiyeceklerden veya elinde bulunan maddi güçlerinde de kullanabildiğin kadarı sen rızın. Yiyebildiğin kadar, içebildiğin kadar. Şunu diyelim ki hiçbir kurum rızkı bitmeden öğrenmez. Hiç. Niye? Rabbul Alemin bunu buna bak endekslemiş bir kere. Ne zaman ki rızkın biter, eceğinde bitmiş demek. İşte bu iki şeyi biz bilmiyoruz. Rızkımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Onun için fazla telaştayız. Şu kadar daha olsun, bu kadar olsun çabalıyoruz. Namazı terk ediyoruz iş için. Zekatı terk ediyoruz, para biraz daha fazla paramız olsun diye maalesef. Ama biz ne için koşuyoruz bilemiyoruz. Belki de dünyada ona buna bırakacağımız mal için gayret ediyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, rızıkla malı ayıralım. Rızık senin rızkını kimse alamaz bir kere. Bunu bil. Bütün İstanbul bir araya gelse, senin rızkın A ise, o A ise senden alamazlar. O rızkı sen kullanırsın desin. Senin ömrün bu kadarsa o ömrü de kimse alamaz. Bakıyorsun bir adam 3 kişi öldürüyor, idam ediyor. Öbür adam 100 kişi öldürüyor, hapse, müebbet hapse gidiyor. Gidiyor, sonra ölüyor. Demek ki bu adam o anda asılsa, onun rızkını kesmemin daha iyi. Ömrünü kesmiş oluyor, kesebiliyor muyum? Kesmiş. Cenab-ı Allah hadis-i kutsisinde ne diyor? Demiş, temal insülü cün. Tüm insanın ve cinler toplansalar. Alâ kalbi racülün vahid. Bir insanın fikrin üzerine toplansalar. Bir karar alsalar. Ne kararı? Alâ en yedurrûte bir şeyin. Sana zarar vermek için uğraşsalar. Bütün dünya ve insanlar. Lem yedurrûke illâ ilâmâhâ. Allah dilemesin sana zarar veremez. Benim işte madem cinler ve insan, bütün cinler ve insanlar bir araya gelse, senin aşiretin değil, bütün dünya insanlar, bütün dünyada yaşayan, semavatta yaşayan cinlerin hepsi bir araya gelse, ala en yenfa'uke bir şey sana fayda vermek için, idâ maşâ Allah mayın. O zaman, niye telaş yapıyoruz ki biz? Demek ki Allah dilerse bu olur, dilemezse bu olmaz. Bizim dünyada ana işimiz ne olacak kardeşlerim? Kulluk. Cenab-ı Allah bunun altını çiziyor, bu söylediğim sözün altını. Ayet-i kerimeyi destekliyor. Ne diyor? وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cinleri daha önce, ondan sonra insanları hepsini sadece ibadet etsinler diye yarattım. Kulluk etsinler diye yarattım. وَمَا اُرِدُونَ مِنْ رِزْقٍ. Onların diyor rızık telaşına girmelerini istemiyorum. وَمَا اُرْلَنُوا تَعْمُونَ. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne alacağız, ne vereceğiz diye telaşa girmesinler diyor. Niçin? اِنَّ اللّٰهَ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Çünkü Allah razzaktır, hiçbirini unutmaz. ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Onun yüce gücünden de dolayı kimse onun vereceği rızkı şaşırtarak başka bir insana verdiremez. Böyle bir garanti varsa niye telaş ediyor? Er-Rahim ise, Rahman'ı anlattık, dünyada herkese Allah'ın yardım etmesi, imkan vermesi, fırsat vermesi, ömür vermesi, sağlık vermesi, evlat vermesi Rahim, Rahman sıfatı. Rahim ise, ahirette sadece dünyada kendine kulluk edenlere acıyacak Allah. Sana acırken, bana acırken inşallah Firavun'a acıyacak mı? Hayır. Onlara karşı muamele yaparken ne yapacak Cenab-ı Allah? يَوْمَ نَبْتُشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ.
O gün diyor kıyamet gününde hakiki darbemizi vuracağız. Çünkü biz intikam aramız diyor. İnsanlar intikam arıyor. Sen dünyada Allah'ın Habibine küfret, Allah'ın Habibinin akrabalarına küfret, iman edenlere küfret, ehli Kur'an'a küfret, ahirette de Allah seni cennete gidirsin. Olur mu böyle bir şey? O zaman ibadet edenlere, ibadet etmeyenler arasında fark ne oluyor? Haşa. Rabbul alemin a'delil adilin. Adillerin en adili. Adaleti o yarattı sadece. Ne diyor Cenab-ı Allah? Zulmü diyor kendime haram kıldım diyor. Ve harramtum zulmü ala nefsi. Zulüm, Allah'tan hiç zulüm beklemeyin. Olmaz öyle bir şey. O zaman Rabbul alemin ahirette rahim sıfatıyla dünyada kendine kulluk eden bu insanlara acıyacak. Ahiret dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Ahireti zannediyoruz ki buraya gibi aynen böyle. Geliyorsun gidiyorsun, aynen işini hallediyorsun, yürütüyorsun falan öyle zannediyoruz. Öyle değil. Burada şu vücudun bütün aksamının hareketini Allah sana vermiş. Elini kaldırıyorsun, istediğin tokat atıyorsun, istediğin atmıyorsun. Ağzını açıyorsun, istediğin zikrediyorsun, istediğin küfrediyorsun. Kendilerine. Tamam. Ama ahirette öyle değil. Bu eller senin isteğinle hareket etmeyecek. Bu ayaklar isteğinle hareket etmeyecek. Bu diller isteğinle konuşmayacak. Belki hiç konuşmayacak bu dil orada ahirette hesap görürken. Niye? Senin orada suç işleyen azalarına Allah bildirecek, onlar konuşmayacak. Hocam nasıl el konuşur, el konuşur. Taşı konuşturan Allah, dağı konuşturan Allah, Davud Aleyhisselam'a eli konuşturmaz mı, ayağı konuşturmaz mı, yok konuşturacak. İşte ahiret budur. Dünyadaki imkanlarımızın, fırsatlarının hepsinin sıfır olduğu bir yer. Hiç gücümüz yok, hiç akrabamız yok, hiç aşiretimiz yok. Çünkü لِكُلِّ مِرِي يَوْمَ اِذِنْ شَأْنِ يُغْنِي. Her insanın ahirette ayrı bir derdi var. Herkes kendi derdiyle meşgul. Kimse kimseyle meşgul olmayacak. Baban, annen de seninle meşgul olmayacak. Öyle bir dünyada ne lazım sana? İlahi bir destek lazım. O desteği kazanmak için de şu anda hayatında, dünya hayatında o Allah'a, o bir Allah'a ihlaslı kulluk lazım. Demek ki burada biz ahiretteki hayatımızı kazanarak gidiyoruz. İbadetle, takva ile, kibirsiz bir hayatta, mütevazi bir hayatta yaşayarak kulluğumuzu devam ettirerek rahim sıfatına, sıfatının çerçevesi altına gireceğiz. Allah'ın sevdiklerine acıyacağı günde biz sevdiklerinden olacağız. İşte o zaman rahim sıfatı bizim üzerinde tecelli eder inşallah. Maliki yevmiddin, kıyamet gününün tek sahibi. Burada iki tane vecih var. Maliki ve meliki yevmiddin. İkisi de caizdir olması. Kıraat bilen insanın arkadaşlarımız için. Onun için gidiyoruz Afrika'da, kardeşlerimizin çoğu imamlar Meliki Yevmiddin diyorlar. Maliki ve Meliki iki tane vecih var. Ne demek? Rabbul Alemin kıyametin tek karar vereni. Dünyada tek karar veren ama bazı karar yetkilerini kullarına teslim etmiş. Seni Cenab-ı Allah getirmiş, Adalet Bakanı yapmış. Akıl verir, fikir vermiş, adalet ver, hükmet kurum diyor sana. Ben sana ilim de verdim, bilgi de verdim, hükmet. Karar ver. Sen ne yapıyorsun? Değeri karar veriyorsun. Sorumluluğu sen üstlenir. Ama ahirette kimse yetkili sahibi değil. Allah'ın verdikleri hariç. Peygamberlere, şehitlere, muhlis ulemalara, Rabbül Alemin yetki verecek. Ama ne yetki verecek, ne kadar verecek bunu bilmiyoruz daha. Tamam. Ama şunu bilin ki o gün Allah'ın kararı sözü olmadan hiçbir kimse kimseye fayda veremeyecek. Cenab-ı Allah diyecek ki bunları okuduğumuzda kulum beni yüceltti. Ahiretteki malikin ben olduğumu itiraf etti. Ve kul diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz ve sadece sana güveniriz. Rızkı veren sensin, gücü veren sensin, sağlığı veren sensin, bütün imkanları veren sensin Allah.
edeceğimizi söylüyorum bu ayetlerde. Cenab-ı Allah ne diyor? Kulum diyor, bana güvendi, bana sığındı. Allah da onu itiraf ediyor. İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yoluna hidayet et. Hangi yol bu? Habibinin yönelildiği yol. Allah'ın sevdiği yol, Allah'ın istediği yol. Cennete giden yol. Kibirsiz olan yol. Hasetsiz olanların yolu. Mütevazi olanların yolu. İhlaslı şekilde Allah'lı, Allah'a kulluk yapanların yolu. İhdine sırat-ı müstakim. O yol ki doğru seni Allah'ın ubudiyetine, kulluğuna doğrudan da cennete götürüyor. Sıratan lezîmen amte aleyhim. Cenab-ı Allah ihdine sıratan müstakimden önce ne diyor? Feli abdi mâ se'el. Kulum benden ne isterse onu kuluma vereceğim diyor. Önce biz Allah'ı yüceltiyoruz ya, elhamdülillahi rabbil alemin. Alemin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Allah'ı temcid ediyoruz, yüceltiyoruz. Errahman, Errahim, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki kulum beni itiraf etti. Rahman olduğumu, Rahim olduğumu itiraf etti, kabul etti. Maliki yevmiddin, kıyamet gününün tek sahibi olduğumu kulum itiraf etti diyor. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Allah? Veli abdi maser, kulum benden ne istiyorsa onu kuluma vereceğim diyor o meleklerine. Hamletil arş büyük meleklerine diyor ki şahit olunduk, kulum benden ne isterse vereceğim. Kul ne diyor? İhtine sıratan müstakim. Ya Rabbi doğru yoluna bizi getir, hidayet et. Sıratan lezîne en'amte aleyhim. Allah'ım senin nimet verdiğin kullarına nasıl gösterirsen o yolları, o yolu bize de göster Allah'ım diyor. Kim o nimet verdiği kullar? Minen nebiyyine ve sıddîkîne ve şuhada ve hasbuna ulâike rabîkâ. Peygamberler, sıddıklar ve şehitler. Ve bunlara çok iyi arkadaşlık yapanlar. Nasıl arkadaşlık yapıyor? Beraber oturup da herhalde kumar oynamıyor. Onun gittiği yolda yürüyor. Biraz önce hocamız Allah razı olsun zikretti. Hepimiz beraber zikretti. İşte bu bizim için çok güzel bir terkin, terbi. Yönetti bizi. Biz de onunla beraber Allah'a yönettik. La ilahe illallah kelimesini salavatlara getirdik. Beraber tabi olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizleri aynı yola davet ediyoruz. Zikir ve fikir. Hem düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Ahiret ne olacak? Kabir ne olacak? Durmadan düşünüyoruz. Ve o günler için, o anlar için kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz durmadan. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ve tedavi edilir. Azıklarınızı iyi hazırlayın. Ama en iyi azık neymiş? Fe inne hayre zâdi takva. En iyi azık Allah. Demek ki Allah'tan korkarsak her şey halloluyor. Nasıl Allah'tan korkulur acaba? Allah'ın emirlerine tam itaat ederek, onu durmadan zikrederek korkulur. Aleni ve cehri, içinden de zikrederek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazla ilgileniyor. Ve fürruku addumullah, hükmü de Allah yücretin. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. Bunu çoğaltın, durmadan çoğaltın diyor Allah yücretin. Ve fi sucudu secdede ise Sübhane Rabbiyel A'la diyor. Vatlubu ma tabelekum. Dilediğiniz her şeyi isteyin diyor secdede. Rabbul Alemden ne isteyeceksen iste secdede. Çünkü senin Allah'a en yakın olduğun an secde anıdır. İşte kulluğu böyle takvaya böyle oluşacağız. Zikirle, fikirle var. Öyle yok ki, öyle bir müstakip yol istiyoruz ki Allah'ım senden sıratan lezîne en'amte aleyhim, senin nimet verdiğin kullarına gösterdiğin ve onlara götürdüğün yolu istiyoruz senden. Kim bu? Kurban olduğumuz Habibimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu ve ona canlı veren ashabın yolu, canlı feda eden ashabın yolu ve her şeyini Resulullah birini çağırdığı zaman ya filan dediği zaman ne diyordu sahabe? Bi'ebi ente ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Evet ya Resulallah diyor. Şu cihada bak. Şu ihlasa bak, irtibata bak. Niye? Allah'ın Habibine bağlı olduğunu her an yaşamak istiyor. Demek ki. Biz de
Habibi Muhammed'in sözünü duyduğumuz zaman böyle tamam ya Resulullah, senin sözüne itaat ediyorum diyeceğiz. Resulullah ne diyor? Gıybet yapmayın, yapmayacağız ya Resulullah diyoruz. Yalan söylemeyin, söylemeyeceğiz ya Resulullah diyoruz. Kibirlenmeyin, kibirlenmeyeceğiz ya Resulullah diyoruz. Sen ki o kadar yüce olmana rağmen zerre kadar kibir yok mu sende? Bizim gibi kıtbirlere kibir hiç yakışır mı? Sıradan biriyiz biz. Bizim kibirlenmemiz çok abes, çok abes. Onun için kardeşlerim, müstakim yolun ana hatlarından birisi, en önemli sıfatlarından birisi, kibir sıfır olacak bizde. Mütevazi olacağız. Haset sıfır olacak, kimseye çekemezlik yapmayacağız. Kardeşim, Müslüman kardeşim, komşu iyi bir imkana ulaştığı zaman, iyi bir ev yaptırdığı zaman, iyi bir araba, iyi bir rütbeye geldiği zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi diyeceğiz, bunu bu kardeşime mübarek kıl. Bu kardeşimi de bunun menfaat ver Allah'ın gerek sevdiğidir. Sıratallezine amt aleyhim. Senin nimet vererek hidayet ettiğin kulların gittiği yollar münasip. Gayril mağdûbe aleyhim. Senin kızdığın ve lanet ettiğin milletlerin yolu değil Allah. Ve reddâni. Dalar ettik onların yolu da değil. Kızdığı kim? Yahudilere kızdığı. Niye? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِهِ. Onlar diyor, indirdiğim ayetleri değiştirmeye başladılar. Şimdi dünyadaki Yahudilerin ve Hristiyanların hepsi hakiki İncil'lerine iman etselerdi, o İncil'ler olsaydı hepsi Müslüman olmalılardı. Çünkü Cenab-ı Allah İncil'lerinde ne diyor? Benden sonra bir peygamber gelecek, onun ismi Ahmet, onu gördüğünüz zaman ona inanın diyor. İnkar edin değil. Onun için Cenab-ı Allah onlara kızdı, Yahudilere ve onların bir bölümünü maymuna, bir bölümünü domuza çevirdi. Ceale minnum fe. Nerede de var felâdî ayetliyle. Bu ispat etti. Veled dâllîn. Dalalette olanlardan da etme. Yanlış yere girenlerden de etme. Dalalette düşenler kim? İsa aleyhisselam'a Allah'ın doğru diyor. Niye? İşte Meryem'in kocası yokmuş da onun için onun kocası Allah. Sen şu cehalete bak ya. Peki Hazreti Adem kim? O da mı Allah'ın oğlu? Ne anası var ne babası var? Rabbul Alemin ki Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kûn feyekûn. Rabbul Alemin bir şeyi istediği zaman, dilediği zaman o şey ol diyor, hemen oluyor. Peki bir insanın insan olabilmesi için illa anası babası olması mı lazım? Adem'i Allah topraktan yarattı. Peygamber ne diyor? Kullukum min Adem ve Adem min turab. Hepimiz Adem'den, Adem'i topraktan yarattı. Peki Rabbul Alemin'in evlatsız, babasız, annesiz yaratacağına inanmıyor musun sen? İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah anlatırken ne diyor? Ve kelimetuhu lezi elkaha ala ilahe. Onun Meryem'e diyor söylediği sözü bu oluyor. Ne sözü? Ya Meryem çocuk doğur dedi Cenab-ı Allah. Meryem çocuk doğur dedi. Emir bu. Bu vücudu yaratan Allah değil mi? Bu vücuda ömür veren Allah değil mi? Bu vücudu istediği şekilde getiren de Allah'tır. Buna inanmadılar. Ne dediler? İsa Allah'ın oğlu dediler. Daha düştüler. Bir bölümü ne dedi? Allah'ın oğlu olduğu zaman haşa Meryem de hanım olmuş oldu. Şirke baktı. Ondan sonra bir grup ne dedi? İsa Allah'tır dedi. Niye? Ölüyü diriltiyor. Allah o mucizeyi vermişti İsa Aleyhisselam. Rabbul Alemin dilediği zaman bizim her birimize istediği gücü veremez mi Allah? Verir. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yerde dururken ayı ikiye yarmadı mı? Yaran kim? Allah. Ama o mucizeyi Habibine nasip etti. Başkasına etmedi. Öbür peygambere ve elenna li Davud'il hadid. Demiri kızartıyor, kıpkırmızı eritiyor, elini alıyor Davud Aleyhisselam. Ona şekil veriyor, iplik gibi oynuyor, eğiriyor, ondan zırhlar yapıyor. Buyur. Sen de al bakayım herhangi bir demir, ne olur bari. Kızarmış demir eri, al bakayım. Ama Allah dilerse o demir seni yakmaz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atmadılar mı?
dağ gibi bir yüksekliğinde bir odun yığdılar. Yaktıkları zaman odunun içerisine, ateşin içine İbrahim'i atmak için yaklaşamadılar. Yaklaşsalardı ellerini atacaklardı, zevk alacaklardı onlar. Atamadılar. Ateş o kadar yüksek hararet veriyor ki yanına yaklaşamıyorlar. Ne yaptılar? Mancınıkla attılar. O kadar büyük bir ateşin içinde, şu caminin kubbesi gibi yığılmış bir ateşin içinde bir insan sağ çıkar mı? Mümkün değil. Ama bir zaman sağ çıkar, Allah dinlediği zaman. Cenab-ı Allah ne dedi? وَقُلْنَا لِلنَّارِ Allah ateşe hitap ediyor, hitap ediyor. Ateşe konuşuyor. وَقُلْنَا لِلنَّارِ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ Ey ateş, soğuk ol ama aynı zamanda üşütme İbrahim diyor. Allahu Ekber. Ateş üşütmezmiş ya. Ateş insanı yakar. Ama Allah dilediği zaman ateş yakmıyor. Ve ateş ne oluyor? Soğuk oluyor ama aynı zamanda üşütmüyor. Soğuk ateş gördünüz mü kardeşlerim hayatınızda hiç? Görmedik. Çünkü Allah dilemedi mi gözümde bende? Dilese olur. Bu demek ki Allah'ın iradesinde hiçbir şey ters çıkamaz, karşı çıkamaz. Allah ne dilerse olur. İşte bütün bu saltanatı, gücü, kuvveti, iradeyi ve mülkü Allah'a teslim ediyoruz. Ve Allah'ın sahibi olduğuna inanıyoruz. Ve ondan sonra ne diyoruz? Amin diyoruz ya Rabbi. Bu dualarımızı kabul et. Bizi Habibin yolundan ayırma Allah'ım. O yolda bizim gitmemiz nasip eyle Allah'ım diyoruz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi ve Selin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bugünden itibaren inşallah bir farklı bir şey laf olur her zaman. Benim derslerim uzun uzak olmayacak. Havanın soğuk olduğundan buraya fazla uzak bölümde. Kısa olacak. Kürdü dikkat ederseniz inşallah Kur'an'ı hep beraber anlamaya devam edelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Her pazar günü buradayız inşallah. Tabii ki görürsünüz. Bir şey olmazsa burada.